uzun zamandır devam eden, yüzyıllardır bu topraklarda devam eden bir idealinin, bir davasının temsilcisi. Faiz, zam ve vergilerle halkı canından bezdiren AKP kuruluşunun 23. yılı kutlaya dursun. Gazeteci Sabahattin Önkibar bu kez hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de İyi Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'le ilgili gündem yaratan iddialarda bulundu. Erdoğan'ın vefatı durumunda yaşanabilecekleri sıralayan Önkibar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Akşener 2018 seçimlerinden bir ay önce Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtireceğiz sebebini sorma şeklindeki sözlerini hatırlatarak Meral Akşener sağa sola dava açmayı bıraksın da bu sorularıma cevap versin dedi. Uzun ömür versin Tayyip Erdoğan'ın ani vefatı durumunda nelerin olabileceğine. Birinci husus, Türkiye'nin kimyası bir anda değişecektir. Korkunun yerini arayışlar, umutlar ve sorular alacaktır. Buna paralel olarak AKP ve İslamcılar parçalara bölünecektir. Bir tarafta Bilal Erdoğan, diğer yanda Berat Albayrak harekete geçecektir. Parti içinde de Numan Kurtulmuş, Hulusi Akar ve Hakan Fidan adaylıklarını açıklayacaktır. AKP dışında kalan Abdullah Güller, Ali Babacanlar ve Ahmet Davutoğlu gibiler de zemin ve ortam arayacaktır. Bu şekilde AKP Büyük Kongre öncesinde çok sayıda aday ortaya çıkacaktır. Peki ipi kim göğüsleyebilir derseniz bugünden isim vermek zor. Lakin kazanacak olan kıl payı kazanabilir ki bu da partinin bölünmesi demek. AKP Büyük Kongresi'nin hemen sonrasında en az iki parti daha kurulacaktır. AKP de bu şekilde tahmin edildiği üzere yok oluş sürecine girecektir. Değerli izleyenlerim, önüne geleni mahkemeyle tehdit eden Meral Akşener'e buradan meydan okumaya devam ediyorum ki bu Akşener bana önce ceza davası açıp hapse girmemi istedi. Peşi sıra 500 bin liralık tazminat davası açtı. Kendisi böyle şeylerden korktuğu için benim de korkacağımı zannetti. Lakin hodri meydan Meral Hanım. Bakın ben gazetecilik yapıyorum. Belden aşağı vurmam ki istesem o bağlamda çok iddia var, çok şey söyleyebilirim. 1990'ların başında Türk Dünyası Araştırma Vakfı Başkanı Profesör Turan Yazgan, Türk Dünyası gezisinde onlarca kişinin tanıklığında otobüste Meral Akşener'i neden azarladı gibi konulara ve 1990'ların ortalarında Ankara Gölbaşı günlerine ve de 1999 seçiminde Doğru Yol Partisi Adana adayından alınan paralara girmeyeceğim. Sadece şu sorulara cevap istiyorum. Akşener bir yıldan fazladır neden basın toplantısı yapmıyor ve kendine soru sordurmuyor? Cevabını veremeyeceği sorular mı var yoksa? Yine kendi ifadesiyle banka hesaplarının araştırıldığını ona haber veren istihbaratçı kim ve AKP iktidarı bu konuda ona neden destek verdi? İşi gücü olmayan oğlunun Türkiye ve yurt dışındaki mal varlığını niye gizliyor, neden açıklamıyor? Özel kalem müdürü Esma Bekar parasal işlerinde sırdaşı mıdır ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden FETÖ'cü diye atılan bu isme Meral Hanım neden kefil oldu, neden onu kurtardı? Şahsı ile alakalı uzun yıllar açık tutulan FETÖ dosyasının Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ertesinde kapatılmasının nedir okuması, nedir anlamı? Son seçim sonrası Tayyip Erdoğan'ı neden ziyaret etti, ne istedi ondan?